Herkese selamlar dostlar. 20 Mayıs 2022 Cuma iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelem var. 2 maçın olanı henüz daha açılmadı. Yarın muhtemelen açılır. TFF 1. Lig maçları keyifli geçmesini bekledim. 2 karşılaşmayı aldım. Aldığım 6 maçı da genellikle gollere yöneldim arkadaşlar. Bu ekranda görmüş olduğunuz maçlara. Gollü geçmesini bekledim maçlar. Zaten sezonun son maçları rehavet olacaktır. Salacaklardır bir yerde. Güzel gollü maçlar geçebilir diye düşünüyorum. Sırayla gideceğiz. Öncelikle Frankfurt maçının maç skoru kazananlarını açıklayayım. Senyor isimli arkadaşımızla İrfan Uslu. Bu arkadaşlar daha önceki skor yarışmalarında da bir kazanma sağlamışlardı sanırım. Önceki aylarda. Tekrar Instagram üzerinden mesaj atarlarsa katıl Telegram grubunun linklerini bu arkadaşlara atayım. Tebrik edelim, geçelim. Ve bir skor yarışması daha yapalım. Antalya Spor'la Galatasaray'ın bir maçı var yarın. Güzel bir maç olmasını bekliyorum. Hatta ben de şimdiden maç skoru tahminimi söyleyeyim sizlere. İsteyenler 3-5 lira alsın. 3-2'lik bir Antalya galibiyeti bekliyorum bu mücadeleden. Yani o kadar gollü bekliyorum. Galatasaray'ın zaten son maçını gördüğünüz 3-2 bitti. Zaten sezonun sonu, herhangi bir iddiası olmayan, artık herhangi bir şey değiştiremeyecekler buradan. Son maç güzel, keyifli bir maç olur. Ben 3-2 skoru bekliyorum. Sizin maç skorunuz ne olur? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Bilen iki arkadaşımızı katı Telegram gruplarına dahil edelim. Dün bildiğiniz üzere UEFA Avrupa maçı vardı. Editör arkadaşımız Bilal, ben de iki tercih yaptım idealden. Benim tercihlerim 0-1 çifte şans en ideal. YouTube'da verdim sizlere. KG var'a verdim keza. En çok gol ikinci yarı olur. Onu söylemiştim YouTube'da. 2-1'de skor bekliyorum. Ben sizlere zaten bu tercihleri yapmıştım YouTube'da. Ama editörümüz bu maçta 3-3 yaptı. Özellikle Rangers maçının ilk golü mesela 1.84 orandan aldı. Bir tercih daha yaptım maç önü. Rangers bu maçı kaybetmez dedi. Çifte şansını yanına aldı. Ben de Frankfurt'un çifte şansını ideal önermiştim. 0 bitti. İkimiz de kazandı. O da aynı şekilde en çok gol ikinci yarı önerdi. 3-3 yaparaktan da ilerledik orada. Bence gayet başarılı şekilde. Onun dışında arkadaşlar, katıl canlı Telegram grubuna baktığımız zaman da ekrana gelsin. Ekranda gördüğünüz üzere katıl canlı Telegram grubundan bugün az maç olduğu zaman şöyle daha güzel oluyor. Odaklanmamız daha güzel oluyor. Tek maç oluyor. O maçı ben izliyorum. Gayet güzel canlısı yapılabiliyor. Çağrı yaptığı 2 tane canlı başarılı oldu. Hakan 2 tane canlı yaptı. Olympiakos maçında ilk yarı 76.5 üst verdi. Başarılı oldu. Inter Turku maçına da 1.45 orandan üst verdi. Hatta yazdı zaten. 2'de 2 yaparsam ben günü kapatıyorum. 2'de 2 de yaptı. Helali hoş olsun arkadaşımıza. Tebrik edelim. Canlı da bu şekilde zaten ilerliyoruz. Değerlendirecek herkese buradan. Gelecek herkese zaten. Hafta sonunda güzel bir bülten var. İlerleyeceğiz bakalım. Umarım güzel kazançlar elde ederiz. Geçelim maçlara. Bolu Spor Altınordu mücadelesi. Altınordu tarafında önemli bir gelişme var. Bundan bahsedeyim ben sizlere. Hüseyin Eroğlu, Altınordu'nun teknik direktörü, istifa etti. Bilmeyenleriniz varsa Hüseyin Eroğlu bu takımda yaklaşık 10 yıllık bir teknik adamdı. 2011-2012 sezonundan beri takımın başındaydı. Ne futbolcular çıkarttı bu takımdan. Cengiz Ünder, Enis Destan, Enes Ünal vesaire vesaire, ne oyuncular çıkarttı yani takımı teknik direktör olarak. 10 yıllık bir yapılanma yapmıştı. İstifa etti. İstifa etmedi abi. Güzel bir şekilde bitti. Yani karşılıklı anlaşarak bitirdiler sanırım. Kümeden de kurtuldu takım. Düşmeyecek kümeden. Herhangi bir iddiası yok. Altınordu'nun maçları keyifli geçiyor. Oran açmamışlar. Ne açarlar bilmiyorum. Ben güzel, keyifli bir maç beklediğimden dolayı, son haftalarda da TFF zaten sürekli kazandırıyor. İdealden bir KG var tercihini önereceğim. Değerlendireceklere bol şanslar diyerekten de geçtim. İkinci maçım Antalya Spor'la Galatasaray mücadelesi. Eksik yedeğe baktığımız zaman da ev sahibinde önemli bir eksiklik yok. Deplasmanda Galatasaray'da da Peña oynamayacak bu maçta. Omar El Abdolli bu maçta olmayacak. Önemli eksikliği yok. Keyifli bir mücadele olacak. Bence Antalya Spor kazanabilir zaten bu mücadeleyi. Benim sizlere burada en önerebileceğim tercih, Antalya Spor zaten burada Galatasaray'dan ziyade Antalya'nın golü benim için biraz daha banko bence. Galatasaray atamazsa atamaz belki diyeceğim de onlar da bu golü bulacaktır. Keyifli oynuyor. Son hafta zaten oldukça çok pozisyona da girmeyi başardılar zaten. Girdiklerinden de 3 tanesini gole çevirdiler. Ondan ziyade KG var tercihi zaten bu maçın idealidir ki zaten tüm Türkiye hep birlikte burada KG var oynayacak. Ki KG olması muhtemel bir maçlardan bir tanesidir. Yüksek oran olarak da ben sizlere bu mücadelenin 3.5 üstünde sonuçlanması da normal. 2.16'da bunun oranı var arkadaşlar. Bu maçın da benim ideal tercihim bu yönde. Değerlendireceklere bol şanslar. Gaziantep Rizespor mücadelesi. Tekrar gollü geçmesini beklediğim maçlardan bir tanesi. Rizespor son haftalardaki bu futbolunu sergileseydi biraz daha orta dönemlerde çok rahat ligi 10. falan bitirebilirdi. Biraz da şöyle oldu bu takımın futbolu, onu açıklayayım ben, bence kendi düşüncem. Düştükleri kesinleştikten sonra
daha rahat bir futbol oynadılar. Bir stres ortadan kalktı. Stres kalkınca güzel pozisyonlar, pozitif bir futbol, ofansif bir futbol ortaya çıktı. Güzel, Palo da değerlendirdi, zaten gol krallığındaki bir isim. Güzel bir şekilde maçlarını gollü tamamladı ki zaten Gaziantep'in de deplasmanını geçtim. Evinde çok iyi bir takım. Yine gollü bir maç bekliyorum. KG almadım burada. Ben mücadelenin 2.5 üstünde tamamlanmasını bekliyorum. Bu maçta toplam 3 gol olabilir. Değerlendirecekler, bu yönde bir değerlendirme yapabilir arkadaşlar. Balkes'le Eyüpspor mücadelesi. Bu maçın oranını açarlar mı, açmazlar mı, ne açarlar inanın şu an bilmiyorum. Ama gollü geçmesini bekliyorum. Çünkü çok rahat her iki takımdan. Şu Balıkesir zaten düştü. Eyüpspor'da zaten 6.lığı kesinleşti. Yense de yenilse de sırası değişmeyecek. Rahat bir mücadele olur. Balıkesir de gol atabilir. Eyüpspor tabii ki atabilir. O mevzu farklı. 2.5 üstüne gidebilir bu maç. 2.5 üstüne ne oran açarlar bilmiyorum. 1.30 açarlar mı? 1.40 mı açarlar? 1.50 mi açarlar? Ama 1.40 mantarında normaldir. Eğer 1.30 seviyelerini açarlarsa 2.5 üstünde 2 de yapabilirsiniz arkadaşlar. Eyüpspor bu maçta kalitesiyle kazanabilir ki çok fazla şut denemesi yapıyor Eyüpspor. Biraz başarılı olursa 20 yaşındaki Balıkesir kalesine 2-3 tane gol yollayabilir. Torino ile Roma mücadelesi. Bu maçta Roma için çok önemli bir mücadele. Çünkü hemen puan durumundan baktığımız zaman da geçmeye geçilme durumu var. Kaybetmemesi lazım. Arkada Atalanta, Fiorentina, kurt köpeği gibi takipteler. Yani burada Roma'nın parolası galibiyet. Fakat ben burada Roma galibiyetine gitmeyeceğim. Neden gitmeyeceğim? Stresli. Yani bu takım stresli arkadaşlar. Olur mu olur. Dakika 1'de gol yer çıkartamaz. Bu mücadelede alacaksanız bence oranı da çok güzel. KG varın oranı 1.49 gibi oranı var. Bir KG var denemesi yapılabilir. KG'nin oranı da çok güzel. Eğer Roma galibiyetine gideceksek benim sizlere önerim. Bakın az buz oran önermeyeceğim şimdi. 3.60 gibi orandan tek farklı bir Roma galibiyeti gelebilir. Roma galibiyetine düz gitmeyin. Eğer Roma bu maçı kazanırsa zaten bence tek farklı kazanır. Onun da oranı 3.60. Torino'nun kendi evinde de maç kazanması zaten kolay değildir. İdealden KG. İşte 2-1 skor var aklımda benim. Onu da söylemiş olayım sizlere. 2-1 skora göre handikap 0'da 3.60 gibi orandan alınabilir arkadaşlar. Geçtim bir diğer mücadeleme. Real Betis ile Real Madrid mücadelesi. Şimdi bu maçta da Real Betis tarafının bir iddiası var. Fakat bu iddia nedenli gerçekleşir bilmiyorum. Şimdi Sevilla ile arasındaki puan farkı 3. Avarajlar eşit gibi. Fakat Sevilla ikili avarajda üstün. Sevilla'ya baktığımız zaman da hem içeride hem dışarıda Real Betis'i yendi burada. Önemli olan burada Real Betis'in arkasındaki Real Sociedad'a geçilmemiş olması. Geçilmemesi gerekiyor burada da zaten. Real Madrid'de oynayacaklar. Real Madrid'in önünde bir Şampiyonlar Ligi mücadelesi var. Ayın 28'inde oynayacak bir karşılaşma. Belki ideal 11 çıkabilir fakat dakika 60'tan sonra Benzema, Junior gibi isimleri sağ kenarına alabilir diye düşündüğümden dolayı bu mücadelenin de gollü geçmesini bekliyorum. En idealden ne alınabilir diye baktığım zaman da 1.30-1.40 bantlar arasında oran oynuyor. KG var tercihi alınabilir bu mücadeleyi. Olası bir sürpriz beklemiyorum. Gollü bir maç bekliyorum keza. Gollüden ziyade yani 4-5 gol beklemiyorum da 3 golde falan kalabilir bir karşılaşma. KG var tercihini 1.31 gibi orandan sizlere idealden önerebilirim diye düşünüyorum. Şöyle maçların genel hattına baktığımız zaman da şöyle hemen bir toplayalım. Herhangi bir kombin önerisi yapmadım öncelikle arkadaşlar. Sizlerden ricam +300 üzerinde like'tır cumartesi pazara öneri için. Bolu Altınordu mücadelesinin dedim ki gollü geçmesini bekliyorum. Her iki takımın da gol atmasını bekliyorum. KG var olarak önerdim. Hemen hepsini özet geçelim. Antalya mücadelesini de KG var olarak önerdim. Hatta 3.5 üstünde bile tamamlanması normal dedim. 3.16 gibi orandan. Gaziantep Rizespor mücadelesinde direkt 2.5 üst tercihini aldım. Gollü geçmesini bekliyorum. Çünkü her iki takım da rahat. Bir takım düştü, bir takım düşmemesi kesinleşti. Keyifli bir maç olur diye düşünüyorum. Eyüpspor maçında oran yok. 2.5 üstü aldık. 2.5 üstünde 2 de yapılabilir orana göre. Ne açacaklar bilmiyorum. Torino-Roma mücadelesi zor karşılaşma. Roma'nın burada tek farklı bir galibiyeti 3.60 gibi orandan denenebilir. Fakat idealden 1.49 bandında oranı var. KG var tercihi benim için idealdir. Real Madrid maçına baktığımız zaman da Real Madrid'in kendi evinde biraz daha rahat ve önündeki bir önemli bir Şampiyonlar Ligi maçı olduğundan dolayı bir KG var tercihi alınabilir. Burada bahsettiğim gibi rotasyona gidebilir Real Madrid takımı. İdeal 11'i çıkarsa bile 60'tan sonra alacaktır. Real Madrid burada kazanmaya oynayacaktır. Güzel, keyifli bir mücadele. İdealden KG var alınabilir. Diyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Hafta sonunda güzel maçlarla ve ideal kombinelerle YouTube'da olmak istiyorum. Sizlerden ricam bu maçta videoya güzel 300 seviyesinde like atmanız. Galatasaray
Antalyaspor mücadelesinde maç skoru tercihini yorumlara yazarsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.